TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesi ve birlikte Güçlü TÜRSAP sloganıyla TÜRSAP Başkan adayı olan Hasan Erdem olacak. Erdem'le birlikte adaylık sürecindeki çalışmalarını konuşacağız. Kendisi stüdyomuzda. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Erdem. Hoş bulduk Güney Hanım. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizlerdeyiz. Evet, birlikte Güçlü TÜRSAP sloganıyla başkanlığa aday olduğunuzu açıkladınız. Çalışmalarınızı değerlendireceğiz. Tabii ki TÜRSAP'ın çalışmalarını değerlendireceğiz. Çünkü mevcut yönetim kurulu üyesisiniz aynı zamanda. Genel olarak bu konuları bugün masaya yatıracağız ama dilerseniz önce adaylık süreciyle başlayalım. Adaylığınızla ilgili neler söylersiniz ki geçtiğimiz gün adaylığınızı açıkladığınız basın toplantısında da benim en çok dikkatimi çeken cümleniz koltuk sevdası değilim dediniz. En çok dikkat çeken açıklamanız buydu. Neler söylersiniz adaylığınızla ilgili? Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. AzTV kanalına ve size böyle bir programa davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir koltuğa talip olmak, bir makam, bir mevkiye talip olmak, bir göreve talip olmak elbette herkesin hakkıdır bu. Doğal hakkıdır. O vasıfları, o kriterleri taşıyorsa. Ama önemli olan hak edebilmektir. Önemli olan o koltuğun hakkını verebilmektir. Şimdi 2018 Şubat ayından itibaren Şubat 2018 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 2 yıl geçti. Yönetim kurulu üyesi olarak genel merkeze görev yapıyorum. Yaklaşık 1,5 yılda genel başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Daha önceki seçimde de ben bundan bir önceki dönemde de başkan yardımcılığı, başkan adaylığım vardı. Muhalefetin kazanamama ve kaybetme riski vardı. Biz 20 yıldır acentelerin haklarını koruyamayan, üretemeyen ve tek kişi ve tek adam mantığıyla yönetilen TÜRSAP'ın daha çok aktif, daha çok dinamik, daha çok üreten, proje yapan, projeleri hayata geçiren ve şeffaf, katılımcı, demokratik bir yönetim anlayışının başa gelmesi için 12 yıl ben muhalefet olarak mücadele ettim. Amacımız bu muhalefetin işte bir an önce kazanması ve bu düşüncelerin hayata geçirilmesi amacı vardı. O hedef, o amaçla biz yola çıktık. Baktık ki benimle beraber aday olan işte arkadaşlar maalesef mutlaka başkan olması istiyorlar ve mutlaka yönetimde çoğunluk onlarda olmasını istiyorlar. Ben bu muhalefetin tekrar mağlup olmaması, yani böl parçala yönet mantalitesinin, mantığının veya politikalarının tekrar başarılı olmaması için hem başkanlık adaylığımdan hem de diğer arkadaşlarımız da yönetim kurulu üyeliğinden feragat ettiler. Hı hı. Listeleri birleştirdik. Ben tek başıma, onlar 8 kişi, 9 kişiden oluşan bir yönetim kurulu. Biz seçime girdik. Seçimi tabii ki ittifak taraf bizler kazandık. Diğer taraf kaybetti. Hı hı. Tabii ki benim hem meslektaşlarıma, arkadaşlarıma ve Türk turizm sektöründeki tüm dostlara, paydaşlarımıza bir takım sözlerim vardı, vaatlerim vardı arkadaşlarımla birlikte. Biz tabii ki oy seçilen ve çoğunluğu temsil eden diğer arkadaşlardan, çünkü tüm kararları onlar çoğunlukla alıyorlar, tüm projeleri onlar sevki idare ediyorlar. Böyle olunca da ben tek başıma orada karara müdahil olmam söz konusu değil. Bekledik. 2 yıl bekledik, 1,5 yıl bekledik. Hatalar gördük, yanlışlar gördük. Bunları zaman zaman yönetim kuruluna anlattık, izah ettik. Ve geldiğimiz nokta itibariyle baktığımız zaman ne ben ve ekibim, ne de karşı taraf yönetimde bizimle beraber çalışan arkadaşlar vaat ettiklerimizi yerine getiremedik. Sözlerimizi yerine getiremedik ve elle tutulan, gözle görülen hiçbir hizmette bulunamadık. Ben ayrıca tüm meslektaşlarım da, yani böyle bir maalesef başarısız bir yönetime vesile olduğum için de tüm meslektaşlarımdan özür dilemek istiyorum açıkçası. Şunu da sormak bir zaman istiyorum. Kaybı oldu çünkü. 2 yılımızı kaybettik biz.
Ancak ben bu sonuç itibariyle kendilerine yazılı bir yazı yazdım. Dedim ki ben size destek verdim. Tüm yetkileri size verdik. Tüm mekanizmalarda söz sahibi siz oldunuz. Ancak bir şeyi başaramadınız. Başarma adına hem sizin vaatlerinizi hem de bizim vaatlerimizi ve sözlerimizi yerine getirme adına aynı şekilde sizden de destek bekliyoruz. Bu dönem biz nasıl sizin geçen dönem destek verdiysek bu dönemde siz bize gereken desteği verin. Biz yönetelim diye bir talebimiz oldu. Tabii ki bu talep karşılıksız ve itibar edilmedi. Tekrar aday oldular. Ben de adaylığımı açıkladım. Geçtiğimiz haftada İstanbul'da özellikle. Şimdi biz aynı vaatlerle yola çıkmışız. Keşke gönül ister ki biz 2 yıl sonra meslektaşlarımızın, sektörümüzün huzuruna çıktığımızda biz şunları yaptık, biz bunları başardık. Ancak şunları da başaramadık. Tekrar bunları da başarabilmek için biz sizden yeniden bir destek istiyoruz. Yeniden adaylığımızı koyduk diyebilirdik ama hiçbir şey başaramamanın ezikliği içerisindeyiz. Ama tüm kamuoyu biliyor ki ben orada tek başıma mücadele ettim ve istifa etmedim. Genel kurulda bana tevdi edilen bir görevdi bu, bir misyondu. Biz bu misyonumuzu sonuna kadar götürmek ve görevden kaçmamak için olup biteni hem kongrede hem de seçim öncesi çalışmalarımızda üyelerimize anlatmak için orada bulundum. Peki dediniz ya bir başarısızlık durumu söz konusu diye verilen vaatlerin yerine getirilmemesinden bahsettiniz. Peki şimdi artık başkan adaylığınızı açıkladınız. Bu başarısızlığı başarıya dönüştürmek adına ve tabii ki sizin de vaatleriniz var. Bu vaatler doğrultusunda da ne gibi çalışmalarınız var? Onları da öğrenebilir miyiz? Tabii ki yani bizim vaatlerimizin en başında gelen bir defa acentelerimizin menfaatini koruyan ve kollayan bir anlayışla yöneteceğiz dedik. Acentelerimizin menfaatini kollayan ve koruyan bir şey hamle, faaliyet, çalışma olmadı. Acenteler menfaatini kollamak ve korumak ne anlama geliyor dediğiniz zaman acentelerimiz arkasında bağlı bulundukları sivil toplum kuruluşu Türkiye Seyahat Acenteler Birliği gibi 12 bine yakın üyesi bulunan ve Türk turizminin en önemli kurumu olan, lokomotif özelliği olan ve en önemli kurumdan birisi olan TÜRSAB'ın gücünü arkasında hissetmek istiyorlar. Yani bizim yasa gereği faaliyetlerimiz açık ve beyan ortada. Bir acente ne tür faaliyetlerde bulunabilir diye kanunumuz bunu tanımlamış. 1618 sayılı yasa ortadayken, yürürlükteyken biz halen acenteler olarak kendi öz mal aracımızla havalimanlarından eğer yolcumuzu alamıyorsak, eğer otellerden alamıyorsak veya transferleri yapamıyorsak, düzenlemiş olduğumuz tur ve transferlerde karşımıza sürekli polis denetliyorsa ve çok yüklü para cezalarıyla eğer cezalanıyorsak, eğer araçlarımız bağlanıyorsa burada acentelerimizin değil, kurumun zafiyetini gösteriyor. Yani bizim ne yapmamız gerekirdi? Bir defa Türkiye Seyahat Acenteler Birliği Başkan ve Yönetimi ilgili makam, ilgili mevki, ilgili kişilerle önce görüşmesi gerekiyor. Bu yasa diyor ki tur transfer, otel rezervasyonları gibi ve tur organizasyonları gibi faaliyetler, turizm faaliyetleri çerçevesinde kabul edilir ve 1618 yasayla kurulmuş acenteler bu faaliyeti gösterebilir diyor. Bunu tanımlıyor. Ama önümüzde bir sürü engel var. Bunu biz yapamıyoruz. Yani faaliyetlerimizi yapamıyoruz. Bu engelleri kaldırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOM bize bir belge zoraki olarak mecbur kılıyor. Diyor ki yol belgesi getir. Belediye gittiğiniz zaman yol belgesi belediye vermekten vazgeçmiş. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul'u, Bursa'sı, Ankara'sı fark etmiyor. 1618 sayılı yasanın tabelasını tanıyan, taşıyan her araç diğer evraklarda varsa Türkiye'nin her yerinde arizi sefer yapabilir. Ama bir taraftan
belediye vermiyor, belgeyi vermiyor. Öbür taraftan denetim ekipleri bizden o belgeyi istiyor. Veremediğiniz zaman, şimdi burada sahipsizlik var, kimsesizlik var. Bizim hedefimiz böylesi durumlarda seyahat acentelerimizi yalnız bırakmamaktır. Gerekli olan baskı grubunu oluşturmaktır. İmkanları zorlamaktır. Fakat bunlar olabilmesi için yönetimin ve başkanın önceliğinde seyahat acentelerimizin menfaatleri olması gerekir. Seyahat acentelerimize faydalı olabilme anlayışının olması gerekir. Kişisel menfaatlerin değil. Evet, devam edecek olursak şimdi hedeflerinizden çok hedefler bu mesela sahiplenmek, acenteler menfaatini korumak. Bir de verdiğimiz, şimdi acentelerimiz belgelerini satamıyorlar, devredemiyorlar. Şimdi bu bir haktı, bizde vardı, sonradan elimizden alındı. Bizim vaatlerimiz arasında devir hakkının tekrar iadesiydi. O da kanunla olması gerekiyordu. Evet. Kanun çıkmadığı için o da olmadı. Sonra haksız rekabetler var. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet kurumlarıyla özel sektör olan seyahat acentelerimiz zaman zaman rekabet içerisinde oluyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı bizimle rekabet ediyor. Devletle özel sektör rekabet edemez. Etmemesi de gerekiyor. Türk Hava Yolları bizimle %70 biletini biz satmamıza rağmen, en büyük paydaşı biz olmamıza rağmen kendi sitelerinde bizden daha ucuza bilet satıyorlar. Buna dur diyecek bir merci, bir güç yok. Bu durumda bunun içinde bir yasa gerekli. Bizim bu durumda kimin öncülüğünde yürümemiz gerekir? Elbette ki yönetim kurulumuzun ve başkanımızın öncülüğünde yürümemiz gerekir. Türk Hava Yolları'na dur diyecek merci TÜRSAP'tır. Seyahat Acenteler Birliği'dir. Ama bugün maalesef Türkiye Seyahat Acenteler Birliği Başkanı Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nden randevu dahi alamamaktadır. Bu da kurumun itibarının zedelendiğini göstermektedir. Biz bu kurumu hem hükümet nezdinde, hem bakanlık nezdinde, hem kamuoyu nezdinde itibarını yeniden sağlamak zorundayız. Güçlü bir itibar sağlamak zorundayız ki yaptırım gücümüz olsun. Bizim ülkeye çok katkılarımız var. Çok katma değer sağlıyoruz. Türkiye döviz açığının, bütçe açığının %25'ini karşılıyoruz ama bunun karşılığında hak ettiğimiz değeri maalesef alamıyoruz. Bu mesela bir sorun. Ayrıyeten bizim kaçak faaliyetler oluyor. Bu kaçak faaliyetlerin önüne geçmemiz gerekir. Çünkü öbür taraftan acentelerimiz vergi ödüyorlar, istihdamı yaratıyorlar, kira ödüyorlar. Belli giderleri var ama öbür taraftan hiç vergi ödemeksizin bu faaliyetlerde bulunan kişilerimiz var. Ayrıyeten bizim en çok sorunumuz, en büyük sorunumuz acentelerimiz dijitalleşemiyor. Halen eski mantık, eski sistemle manuel bir şekilde seyahat acenteliği gösteriyorlar, faaliyetini gösteriyorlar. TÜRSAP olarak bizler inşallah kazanır eğer yönetime gelirsek ilk yapacağım icraatlardan birisi de acentelerimizin dijital ortamda çalışmalarını sağlamak ve onunla ilgili altyapıyı ve desteği vermektir. Altyapıyı hazırlamak ve gerekli destek ve teşvikte bulunmaktır. Bunu yapmamız gerekir. Gerekirse her biri için bir özel bir aplikasyon, bir yazılım yapılıp acentelerimize ücretsiz bunu verebiliriz. Sonra bunun eğitimini de vermemiz gerekir. Ondan sonra ürünlerini kendisi hazırlayıp, paketleyip sitesinde satabilmesi için onun dijital altyapısını, online satışını, o sistemi. Çünkü eğer biz bunu yapmazsak bu acentelerimiz çoğu yarın binlerce acente kapanmak zorunda kalacak. Teknolojiyle kendinizi yenilemezseniz, yüksek teknoloji kullanamazsanız acımasız bu ekonomik rekabet ortamı. Günün şartlarına uyum sağlamak gerekli aslında. Sağlamazsanız kapanırsınız. İşte dünyanın en büyük acentesi olan Thomas Cook bu yüksek teknoloji kullanamadığı için çok yüksek maliyetlerle uzun yıllar sallantıya girdi. En sonunda işte bu sene patladı. Bunu gördüğümüz zaman şimdiden tedbirini almamız gerekir. Türk turizminin hizmetkarı olan acentalarımızın da bu duruma düşmemesi için özellikle
teknolojik altyapılarını güçlendirmemiz lazım. Evet, şimdi bir doğrultusunda dediniz ki acentaların menfaatini koruyacağız. Bir yasadan bahsettiniz. Aynı zamanda dediniz ki TÜRSAB'ın kaybettiği bir itibarı var. O itibarı yeniden kazanacağız dediniz ve acentaların dijitalleşmesini sağlayacağız dediniz. Hı-hı. Hedefler doğrultusunda. Peki TÜRSAB'da şu an sizin de az önce başarısızlık olarak nitelendirdiğiniz yerine getirilmeyen menfaatler nelerdi? Neler düzelecek? Daha da açacak olursak hedeflerinizi, çalışmalarınızı bizi izleyen acente sahiplerine, turizmcilere de neler söylersiniz buradan? Şimdi bir defa bölgesel kalkınma denen bir şey var. Türkiye'de eskisi gibi değil. Türkiye artık her noktasında turizm faaliyetleri var. Her noktasında bir yeni destinasyon açılıyor. Evet. 12 ay 4 mevsim turizm faaliyetlerimiz var. Daha önceki yıllarda olduğu gibi sadece yazın kum, deniz, güneş üçlüsünden oluşan bir turizm anlayışı çok geride kaldı. Doğa turizmi, ekoturizmi, kış turizmi, kültür turizmi ve aynı zamanda yaz turizmi, son zamanlarda gastronomi turizmi, sağlık turizmi gibi birçok segmente gelişmeler. Türkiye'nin her yerinde. Biz bütün Türkiye turizminin İstanbul'dan sevki idare edemeyiz. Dolayısıyla kurumumuzun 35 tane bölge temsilciliği var. Bölge başkanlığı var. Bu bölge başkanlarımızın ve yönetim kurullarımızın seçilirken bağımsız, tarafsız, şeffaf, katılımcı, demokratik bir anlayışla seçilmesi lazım. Bunun olması için de bu kurumlarımızın yasamızda yer alması gerekir. Şimdi bakanlığa gönderilen yasada maalesef bu kurumlarımız, bu bölge başkanlıklarımızın statüsü belirlenmemiştir. Kanunda belirlenmediği için özerk bir yapı oluşamamaktadır. Biz bu yapılarımızın daha dinamik olmasını istiyoruz. Daha aktif olmasını ve bunlara bir bütçe, bütün gelirin genel merkezde kalması mantıklı, akıllı değildir. Yıllık gelir kaynaklarımızdan olan yıllık aidatlarımızın bir kısmının şu bölgelerde bırakılıp onların da aktif ve etkin bir şekilde faaliyet yapmalarının zeminini hazırlamamız gerekir. Bunu neden yapmıyor şimdiki yönetim veya daha önceki yönetimler neden yapmadılar? Çünkü her zaman monarşik ve genel merkezci bir anlayış var. İstiyorlar ki her şey onların elinin altında olsun, her şey onlara hizmet etsin, bütün maddi varlıklar da onların emrinde olsun. Bu yanlış bir şey. Bunun böyle dağılımcı ve paylaşımcı olmak lazım. Katılımcı olmak lazım. Ayrıca bu kurumlar bir kişinin aklıyla yönetilemez. Bu kurumlar ortak aklı kullanmak zorundadır. Yani ortak akıl şudur. Başkanın dediği her dediğine evet diyen bir anlayış olamaz. Başkanın yazdığı raporlara imza atan bir denetleme organı olamaz. Veya hata işlemiş, disiplin kurulu cezası gerektiren bir kişinin disiplin kurulunun vereceği karara yönetim kurulu müdahale edemez. Bunlar yanlış şeylerdir. Çünkü sonuçta bütün kurumlar insan vücudu gibidir. Evet. Yani bir yapı gibidir. Organlar vardır. Onları hayatta durmalarını, ayakta durmasını sağlayan önemli hayati organlar vardır. Bizim de disiplin kurulumuz, denetleme kurulumuz, yönetim kurulumuz daha kurumsal, daha gerçekçi, kanunun önerdiği şekilde görevini yerine getirmesi gerekir ki işte organların bir tanesi de bölgesel yürütme kurullarımız. Şu anda maalesef hiçbir organ asli görevini yapamamaktadır. Kanunun önerdiği, tanımladığı görev ve yetkilerini kullanamamaktadır. Bu üzücü bir şey. Bu da seçim kaygılarından kaynaklanıyor. Aslında insanlar bir süre talip olabilirler. Sonra başkan, yönetici olabilirler. Ama o koltukların kalıcı olduğunu düşünmemeleri gerekir. Evet. Bu bir görevdir. Siz görevinizi yaptınız. İnsanlar size Allah razı olsun deyip çekip gidebilmelisiniz. Bu koltuklara yapışıp kalanlar maalesef en çok zarar veren kişilerdir. Evet, programımızın başında da aslında vurgulamıştık. Birlikte güçlü TÜRSAB sloganıyla yola çıktınız, adaylığınızı açıkladınız. Peki bu adaylık süreci tamamlandı mı yoksa başka aday olan isimler de olacak mı? Nasıl bir genel kurul göreceğiz, nasıl bir genel kurul yaşayacağız? Şimdi birlikte güçlü TÜRSAB'ın açılımı şu. Biz
diyoruz ki artık birlik beraberlik zamanı. Biz şunun adamı, bunun adamı veya şucu bucu ayrımından uzak olmamız gerekir. Bunun için insanlar samimi ve dürüst bir şekilde bu kuruma hizmet etmek için gelsinler. O amaçla gelsinler. Hiç kimsenin bir koltuk, bir şu beklentisi olmasın. Sadece bugüne kadar görünen yanlışlar ortada, yapılamayanlar ortada. Bunları net bir şekilde fotoğrafını çekmişiz, anlatıyoruz. Diyoruz ki bunlar yapılmadı ama yapılması gerekir. Hepsini şimdi burada detay anlatmak mümkün değil tabii. Bunu biz tek başımıza başaramayız. Çünkü sonuçta 6000'e yakın delege seçime katılıyor. Geliyorlar, oy kullanıyorlar. Onların oyları ancak bize bu yetkiyi verecek. Bu faaliyetlerde bulunma imkanı verecek. Onların teveccühü olmadan bizim bir şey yapmamız mümkün değil. Eğer şimdiki düzen devam ederse bir iki yılımız daha kaybolmuş olur. Bir daha tekrar sil baştan iki yıl sonra tekrar aynı şeyleri söyleyecek ve aynı vaatlerde bulunmuş olacağız. Bu Türk turizminin kaybetmesi demek, sektörün kaybetmesi demek, acentelerimizin en çok kaybetmesi demek. Çünkü en az 3-4 bin acentemiz şu anda geçim sıkıntısı içerisinde. Yani her gün siftah yapmayan acentelerimiz var. Kepenk kapatmak durumunda olan acentelerimiz var. Biz seçim mücadelesi verirken onlar geçim mücadelesi içerisindeler. Onları düşünmemiz gerekir. Yani bizim onlara bir sözümüz vardı. Dedik ki biz bundan sonra size rakip olacak, pastanızı bölecek, yani gelirlerinize ortak olacak, sizinle rekabet içinde olacak yeni belge vermeyeceğiz. Yeni acente açmayacağız. Açmamak için direneceğiz ve tahdit koyacağız dedik. Ama bunun tam tersini yaptık. Şimdi en son benim aldığımdan 3-4 ay önce 1270 acente belgesi satıldığı duydum. Arkadaşım söyledi. Oradaki yetkili arkadaşım. Ve şu ana kadar da 1700'e yakın diyorlar. 1700 acentanın yeniden yani belgenin ortaya çıkması, acenta kurulması demek mevcut olan 10.000 acenteye 1700 rakip demek. Peki bunun önüne nasıl geçilmesi gerekiyor? Bu seyahat acentesi enflasyonu gibi bir şey. Devalasyon yaşıyoruz. Yani biz acentelerimizin gelirini arttırmadan, pastayı büyütmeden yeni acenta açmamız çok yanlış. Bu şuna benzer. Bir mahallede bir tane kasap zar zor geçiniyor. Siz ikinci kasabı da açıyorsunuz. Bir berber zor geçiniyor. Siz üçüncü berberi mahallede açıyorsunuz. Bunun gibi bir şey. Ama bunlar buradaki kasayı şişirmek için, daha çok para elde etmek için, daha çok zevk sefa içinde yaşamak için kendi akıllarına göre bu arkadaşlar istihdam yarattılar. Yani, ama burada mağdur olan acente sahibi oluyor. 25 bin, 30 bin bizim personeline maaş veriyorlar. Acenta kendisi, oran gerçek sahibi ayda 5.000 lira kazanamıyor. Ve o 25-30 bin lira alanlar gerçek sahiplerine zaman zaman da kafa tutuyorlar. Ben 25 bin lira alıyorum, sen kimsin diyor. Sen benim verdiğim aidatlardan mı parayı alıyorsun? Benim giriş aidatımdan mı parayı alıyorsun? Bir de kendini benden üstün görüyorsun. Hizmet etmiyorsun. Telefonuma çıkmıyorsun. Yani o yüzden acentelerimiz gerçekten çok mağdur. Yani bu para sonuçta alıyorlar da acentelerimizin cebine gitmiyor. Genel merkezin kasasında. Evet. Yani bunun önüne durmak gerekiyor. Zaten yasa da çıkmadı. Çıkmaması nedeni maalesef ve maalesef TÜRSAP Genel Başkanı'nın şu anki Sayın Bakanımızla bir takım kişisel çekişmeleri, kişisel yani çekememezlik, belki de hırs, belki de kıskançlık bilmiyorum. Bir takım duygu ve düşünceler içerisinde hareket etmesinden dolayı bakanımızın aleyhine zaman zaman bir takım yazılı ve görsel propagandalar yapılıyor. Bakanımızı yıpratma amaçlı şeyler bu sektör içerisinde maalesef ayrımcılığı yaratır. Bizim kurumun mülki amiri bakandır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla dostane ilişkiler içerisinde
birlik beraberlik içerisinde olmak zorundayız. Çünkü sonuçta bizim denetimimiz bakanlığın elinde. Bizim kanunumuzun çıkması bakanlığın elinde. Projelerimizin hayata geçmesine müsaade edecek, finans sağlayacak bakanlıktır. Bütün bunları yapabilmek için, bütün vaatlerimizin %80'ini yerine getirebilmek için bakanla iyi geçirmemiz gerek. Yani baktığın zaman eğer bakanla iyi geçinmeyen, sürekli problem çıkartan veya başka kişisel menfaatler için çalışan bir kişi bakanlık nezdinde değerini kaybetmişse, itibar görmüyorsa o kişi bu kurumu, yani bu birliği temsil edemez. Çünkü temsiliyet yetkisini kaybetmiştir. Sıfatını kaybetmiştir. Biz bakanlık nezdinde bütün acenteleri temsilen başkan seçmişiz. Eğer o da bakanlık tarafından itibar görmüyorsa o zaman aday olmaması gerekir zaten. Aday olması abestir. Diye düşünüyorum. Evet, artık süremizin de sonuna geliyoruz. Toparlayacak olursak benim size sormayı unuttuğum, sizin eklemek istedikleriniz varsa neler söylersiniz? Turizmcilere, acenta sahiplerine nasıl seslenirsiniz? Evet, son şimdi, mesajlarınız neler olur? Bakın, Türkiye her geçen yıl biraz daha turizmde ileri gidiyor. İlkleri başarıyor. 36 milyar dolar 2019 yılında biz bir girdi sağlamışız. 40 milyona yakın da turist getirmişiz. Bu büyük bir başarı ama 2023 yılında biz bunu 70 milyon turist 50-60 milyar dolar girdi bekliyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Bunun olması için de öncelikle seyahat acentelerimizi sağlıklı bir yapıya kavuşturmamız gerek, güçlendirmemiz gerekir. Dünyada Türkiye'yi tanıtan, pazarlayan kurumlar seyahat acenteleridir. Bunu devlet de biliyor, kanun biliyor, herkes biliyor. Peki bizim Türkiye'ye daha çok turist getirmemiz için, daha çok tanıtmamız için bu insanların yurt dışındaki fuarlarına, workshoplarına, tüm katıldıkları gezilere bizim destek vermemiz gerekir. Asıl amaç bu. TÜRSAP'ın kurulu. Ben de diyorum ki burada incoming yapan acentelerimize, outgoing yapan acentelerimize yurt dışında en güçlü altyapıyı biz hazırlayacağız. Yani gerekirse biz milli tur operatörlerimizi sayısını arttıracağız. Onlara imkan tanıyacağız. Ki 2023 stratejik hedeflerimizi yakalayabilelim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Sizlere de başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Satırbaşı programını bugünlük burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.